Troll'dan herkese merhaba. Ben Burçin Aygün. Bugün size Logitech'in K830 klavyesini e, inceleyeceğiz. K830 e, her şeyden önce bir PC klavyesi değil. E, PC'lerde kullanmak isteyenler büyük sıkıntı çekecektir, en baştan söylemiş olalım. E, HD PC yani Home Theater PC'ler için tasarlanmış e, bir klavye. USB arayüzünü kullanıyor. Televizyonunuza USB arayüzünü bağladıktan sonra e, sorunsuz şekilde klavye ile akıllı televizyonda istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Ev sinema sistemlerini sevenler için tasarlanan bu klavyenin artılarından bir tanesi e, bataryası. Batarya 10 gün boyunca e, sorunsuz olarak e, hizmet veriyor, size çalışıyor. Yapmanız gereken sadece e, bir kez şarj etmek ve 10 gün boyunca sıkıntısız şekilde kullanmak bir başka artı bataryanın hiçbir zaman değiştirilmesine ihtiyaç olunmaması tek bataryayla ömür boyu kullanabiliyorsunuz klavyeyi. Bir başka artı klavye tuş takımının arka aydınlatmalı olması 5 saniye içerisinde eğer klavyeyi kullanmayı bırakırsanız 5 saniye içerisinde tuş takımı sönüyor. Ufak bir hareketle de tuş takımı tekrar aktif hale geliyor. Ee, bu da sürekli film izleyen, filmlerini durdurmak isteyen, ileri sarmak isteyen, kısacası e, ev sinema sistemini sürekli olan kullanmak isteyenler için oldukça büyük bir artı. E, Tuşlar aynı zamanda optimize edilebiliyor. E, işte, medya tuşlarını F1 ile F12 arasında e, atayabiliyorsunuz. E, ev sinema sistemindeki... Çeşitli komutları tek tek tuşlarla verebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra gördüğünüz gibi bir touchpad e, mevcut. Bu da herhangi bir mouse bağlantısı kullanmaya e, gerek olmadığı anlamına geliyor. Klavye e, oldukça başarılı eğer bir ev sinema sistemine sahipseniz. Ancak eğer PC'de kullanacağım e, diyorsanız klavyeyi kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Neden? Her şeyden önce tuşlar oldukça e, ince, ekli tuşlar değil. Bu da bir şey yazmak istediğinizde size çok büyük sıkıntı yaratıyor. E, o yüzden sadece ve sadece ev sinema sistemlerinde kullanabilirsiniz. Kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında bir eksisi İngilizce tuş takımına sahip olması. Türkçe karakterler yer almıyor. Bu sebeple kullanıcılar, Türk kullanıcılar büyük sıkıntı çekeceklerdir. Bir başka eksiğe geliyoruz. Ürün maalesef ki oldukça pahalı. 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş. Bunun yanı sıra ergonomik bir yapıya sahip. Kullanıcılar oturma odalarında oldukça rahat şekilde kullanabilirler. Sonuç olarak Logitech K830 klavyeyi sadece ve sadece HD PC yani Home Theater PC kullanıcıları için öneriyoruz. Zira normal PC masaüstü sistemi kullanan kullanıcılar hem İngilizce tuş takımı hem tuş takımının yetersiz dizaynı yüzünden büyük sıkıntı çekeceklerdir. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşçakalın.